küresel ısınma tüm şiddetiyle, tüm hızıyla kendini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane'de yapılan ölçümlerde yaklaşık 31 derece Nisan ayı itibariyle geçmişte. Bu aylarda Gümüşhane'nin yükseklerinde görülebilir kar, soğuk mevcuttu, gündemdeydi ama şu anda ortalık yeşillendi. Ağaçlar çiçek açtı, çağlaya döndü. Küresel ısınmasının tehlikeli boyutları şu anda belki insanların hoşuna gidiyor ama fark edilmiyor, hızla geliyor. Bu her türlü şeye yansıyor. Ben amatör olarak arıcılık da yapmaktayım. Geçen sene bunun sıkıntısını yaşadık. Bir önceki sene kar mevsimler normaldi. Her türlü sebze, meyve ve arı bal bayağı bol oldu. Ama geçtiğimiz sene bunun kar az yağdı. Dolayısıyla sıkıntısı bir hayli yansıdı. Bu sene hiç olmadı. Kar çok az. Yağmurda geçen sene vardı, o ağaçı oradan kapattık ama bu sene yağmur da yağmıyor, çok az miktarlarda. Dolayısıyla yazın büyük bir ihtimalle bu kuraklık daha da artacak. Gümüşhane'de 40 dereceleri görür gibi görünüyor şu anda. Bunun yansıması da bütün çevreye fazlasıyla olacak. Meyvede, sebzede, içme suyunda. Dolayısıyla ya acil önlemler de alınması lazım. Kuraklığın bu şekilde devam etmesi İnsanlık yaşam açısından da çok büyük tehlikeler arz edecek. Hastalıkların artmasına sebep olacak. Bir başka türü de şu, sıcaklık arttıkça sadece kuraklık olmuyor. Tropikal iklime de geçiş oluyor. Seller, daha farklı işte iklimsel olaylar. Bunların da tabii bugünden hesaplanıp Türkiye'ye göre önlemlerin alınması lazım. Yoksa ileride bunun sıkıntılarını çok fazla yaşayacağız. Gümüşhane ilimiz son zamanlarda çok sıcak. Normal mevsimlerde bu kadar sıcak değildi. Önceki yıllarda Nisan ayında bu kadar sıcaklık ölçülmedi. En son 1970 yılında bir sıcaklık ölçülmüştü. Şimdi Perşembe günü 30.7 ile tekrardan bir ölçüm yapıldı ve bu rekor kırıldı. Normalde biz Haziran aylarında, Temmuz aylarında bu sıcaklıklara alışkınız. Fakat Nisan ayında görmek açıkçası çok bunaltıcı oldu. Bir de çöl tozları dediğimiz olay da gerçekleşti. İnsanlar nefes darlığı çekmeye başladı. Aşırı da sıcak bizleri bunalttı. Ve artık güneş gözlüğü bile fayda edemez duruma geldi. Tabii bu durum aynı zamanda tarımı da etkiledi. Normalde şu anda artık çiçekler açtı. Belki bir tık erken açmış oldu. Yarın öbür gün soğuyacak olsa havalar don etkisi yaratacak. Tabii meyve durumu da etkileyecektir. Umuyoruz en kısa zamanda tekrardan Gümüşhane o serin havasına, meşhur olduğu hani yayla havasına inşallah tekrardan kavuşur. Bizler de biraz daha serinden rahat ederiz. Valla şu anda biz yani yağmurlu hava bekliyorken şu an çok sıcak. Şu an böyleyse Ağustos ayını, Temmuz ayını düşünemiyorum. Yani kavurucu sıcaklar, ne bileyim kuraklık, her şey olabilir. Yağmur yağmadığı için barajlarımız boşalacak. Boşalmadan dolayı da artık su savaşları da çıkar mı çıkmaz mı onu da bilemiyorum. Ama inşallah yağmur yağar, bol yağmur yağar, bol bereketli olur. 2024 bize hayırlı uğurlu olur. Gümüşhane'de Nisan ayında kar yağmur beklerken bu sıcaklıklara pek alışkın olmadığımız için zor geliyor. Bu sıcaklıklar şimdi böyleyse Haziran, Temmuz, Ağustos'ta düşünemiyoruz bile. Her şey için hayırlısı olsun. Allah yardımcımız olsun.